Nihayet Dergi sunar. Bülent Orakoğlu Sosyal medya terörü ve teröristleri Bir ülke düşünün. O ülkenin başkanı olarak 8. torununuzun doğumunu ailece kutlama yerine bir takım şerefsiz vatan hainliğinin ahlaksızca suçlamalarına, iftiralarına hedef oluyorsunuz. Milyonların desteğiyle bir taraftan Türkiye'nin iç ve dış ağır sorunlarına mucizevi çözümler yaratırken enerjinizi kendinizle uğraşarak harcamanızı isteyen dış kaynaklı psikolojik harp taktiklerine de prim vermemeniz Türkiye'nin en büyük şansı sanırım. Dünyanın sözde dev ülkeleri Covid-19'da baş edemezken, salgın nedeniyle ekonomilerinin küçüldüğü bir dönemde açıklanan her veri, Türkiye'nin yalnızca toparlanma değil, çok büyük bir sıçrama döneminde olduğumuzun açık işaretlerini taşıyor. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile mücadelede ülkemiz tüm dünyaya örnek bir başarı sağladı. Bu başarıda Başkan Erdoğan'ın Sağlık Bakanı ile birlikte virüsün Türkiye'ye girmeden önce aldığı tedbirler çok önemli bir rol oynadı. Yıllar önce başlanan onca hastane bitirilerek son model teknik cihazlarla donatılmış bir durumda Türkiye'yi Covid-19'a karşı mücadelede önemli avantajlar sağladı. Savunmada yerli ve milli yüksek teknoloji ürünü İHA ve SİHA'larımız sürü taktikleriyle hava ve uzay gücümüze güç katarak dünyanın sayılı ülkeleri arasına girmemizi sağladı. Suriye'ye düzenlediğimiz üç ayrı askeri harekatla bölücü planları akamete uğratan Türkiye bu kez de Doğu Akdeniz'de yeni oyun kurdu. Türkiye ile Libya arasında deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat muhtırası imzalandı. Türkiye'yi Doğu Akdeniz'den dışlayan petrol anlaşması da bu şekilde bozulmuş oldu. Yunanistan Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Andonyadis bir televizyon programında Türkler Girit'e saldırırlarsa gemilerini batıracak mıyız sorusuna verdiği cevapta Türkiye bölgesel anlamda bir süper güç bir şey yapamayız. Türkiye Amerika'dan sonra NATO'nun en güçlü silahlı kuvvetlerine sahip. Jeostratejik önemi çok büyük. Mülteciler konusunda da musluk Türkiye'nin elinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump bir Rusya lideri Putin'le görüşüyor, değerlendirmesinde bulunarak Yunanistan'ın Türkiye ile dost olması kendi menfaatine demişti. FETÖ'nün hamisi küresel sermayenin desteğiyle Fransa Cumhurbaşkanı seçilen Macron, Türkiye'nin Libya'da üstlendiği role müsaade etmeyiz şeklinde saçmalayınca Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hami Aksoy, Macron'un ülkemizin ilgili Birleşmiş Milletler kararları çerçevesinde ve talebi doğrultusunda Libya'nın meşru hükümetine verdiği desteği tehlikeli bir oyun olarak tanımlaması ancak akıl tutulmasıyla izah edilebilir demişti. Sosyal medya teröristleri Türkiye 7 düvele karşı başarıyla savaşırken en etkisiz olduğu dijital savaş üzerinden darbe aldı. Devlet Başkanı Erdoğan 8. torunu üzerinden sosyal medya saldırısına maruz bırakıldı. Aslında Twitter, Facebook, YouTube, Google, Instagram vesaire sosyal medya platformları bulundukları ülkelerde yasal olarak temsilci bulundurmak zorundalar. Ancak yukarıda belirttiğim gibi sosyal medya platformları dijital savaşın birer parçaları ve merkezlerinin bulundukları ülke istihbarat birimleriyle irtibatlı olmaları neredeyse işin doğası. Türkiye'de bağlı oldukları örgütler veya istihbarat birimlerinin rahat operasyon yapabilmesi için Türkiye'de temsilcilik açmadıkları gibi ülkemizi hiçe sayıyorlar. Sosyal medya platformlarının küresel sermayenin hakim olduğu ülkelerde arka kapı politikasıyla her türlü operasyonlarda kullanılması olan bir durum. Türkiye'de sosyal medya platformlarının bugüne kadar kişilerin veya terör örgütlerinin kendilerini gizleyerek sahte hesaplar aracılığıyla istedikleri şekilde suç işleyebilecekleri bir ortam yarattıkları hepimizin malumu. Son olarak Berat Albayrak'ın yeni doğan çocuğuna yapılan saldırının organize bir olay olması yüksek bir ihtimal. Yakalanıp tutuklanan sanığın FETÖCÜ ve CHP'ye üye olduğu gazetelerde iddia edildiyse de henüz savcılık tarafından bir açıklama yapılmadı. On binlerce sosyal medya teröristi Türkiye'de bu sosyal medya platformlarınca bugüne kadar korundu. Suçlular hakkında mahkemelere bile bilgi verilmedi. Türkiye'de yaşayan sosyal medya teröristlerinin ülkenin siber egemenlik haklarını hiçe saymasına göz yumuldu. Bunu fırsat bilen içlerinde avukatların dahi olduğu bu teröristler grubunun geçmiş en az 2 yıl öncesine gidilerek deşifre edilmeleri şart. Adalet Bakanlığı'nca yasama yılı sonuna kadar çıkarılacak bu mevzuatta bu konunun yer alması ise elzem. Aksi halde on binlerce insanın canını yakan sosyal medya teröristlerinin yargı önüne çıkarılması bu olmuyorsa haklarında tazminat davalarının açılabilmesi için deşifre edilmeleri şart. Devlet hizmetinde veya avukat olanların da meslekten ayıklanmaları gerekiyor. Bu nedenle bu hususlarında adaletin tecelli etmesi açısından sosyal medya platformlarının 5651 sayılı internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanun kapsamına alınarak yasaya sosyal ağlarla ilgili özel hükümleri bu konularında eklenmesi gerekiyor. Nihayet Dergi sundu.